Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. LGS öğrencileriyle birlikteyiz bugün. Herkes sesimi alabiliyor mu? Nasılsınız? Begüm, Burak Efe, Halime, Pınar, Ayşegül, Zeynep, Esra. Herkes LGS öğrencisi değil mi? Yani son orta sona geçti ve LGS'ye girecek 2023'te. Bugün neler yapmalıyız, nasıl çalışmalıyız, çalışmalara nasıl başlamalıyız onu konuşacağız. O yüzden bir canlı seminer yapalım istedik. Ben rehberlik uzmanı İnce Hoca. Sohbet panelinden seminer boyunca sorularınızı sorabilirsiniz, katılabilirsiniz. Sohbeti takip ediyor olacağım arkadaşlar. Şu an sanıyorum sesimi duyamayan yok. Aynı zamanda Instagram'dan da bizi takip eden öğrenciler var. Onlara da selam vermiş olalım ve yavaş yavaş başlayalım. Umarım sesim geliyordur. Şu an bir şey yazmadınız, sizi bekliyorum ama duyabiliyor musunuz? Tamam, süper. Siz o kısımda alışırken aslında uygulamaya ben de bir duyurudan bahsedeceğim. Biz 2023 LGS seviye belirleme ve bursluluk sınavı yapıyoruz ücretsiz bir şekilde. Online olacak. Her yerden katılabilirsiniz bilgisayar aracılığıyla ve internetinizin olması gerekiyor. Bu katılan herkese, bu sınava katılan herkese 500 TL'lik bir indirim çekimiz olacak. Ayrıca birinci ve ikinci %100 burs imkanımız olacak. Aynı zamanda da seviyenizi görmüş olacaksınız çalışmaya başlamadan önce. Çünkü doğru çalışma için kesinlikle doğru bir seviye ölçümü gerekiyor. Bunun için de bu sınava katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Bu sınava katılmak için yapacağınız şey çok basit. Şu an sistem mühendisliği arkadaşımız bir link bıraktı sohbet panelinden. Buna tıklamak ve formu doldurmak yeterli oluyor. Bu sınavımız şu an hani devam ediyor. Sanıyorum son 1-2 günü kaldı. O yüzden siz de 4 Eylül son diyebiliyorum. Siz de tıklayıp katılabilirsiniz. Sınavımız ücretsiz. Tekuzen bir dershane arkadaşlar. Online bir dershane. Hani tabii ki bir dershane ücreti nasıl oluyorsa Tekuzen de bir online kurs olduğu için tabii ki ücreti var. Ama şunu söylememde fayda var. Bir dershane deyince akla gelen biraz böyle rakamlar uçuk olabiliyor. Tekuzen öğrenci dostu bir kurum ve hani aldığınız hizmet çok daha fazla ve yapay zeka desteğiyle beraber bir destek alacaksınız. Sizi çok iyi tanıyan, size ödevlendirmeler yapan, size özel program hazırlayan, sizin performansınızı takip eden bir sistemle ve dershaneye kıyasla fiyatı yani yarı yarıya'dan bile çok daha uyguna geliyor. Ama bence önce bir bu sınava katılın derim. Katıldıktan sonra zaten indiriminiz de olacağı için çok daha rahat eğitim koçundan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çalışmalara nasıl başlayacağız? Ne zaman başlayacağız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Okullar açılacak. Artık az bir zaman kaldı. Genelde öğrenciler okulların açılmasını bekliyor. Ama bir kitle de var ki yaz dönemini çok boş geçirmeyi sevmeyen, biraz daha böyle hayalleri, idealleri daha yüksek olan öğrenciler. Doğru da yapıyorlar bence. Hala başlamayanlar varsa aramızda bence okulların açılmasını beklemektense yavaş yavaş nerede eksiğiniz varsa eksiklerinizi çıkartıp başlamanız lazım. Çünkü LGS'de iyi bir geleceğin ilk adımı aslında. İyi bir lisede okumak haliyle beraberinde iyi bir üniversiteyi, iyi bir bölümü de getiriyor. Ve gerçekten en önemli yıllarınız aslında lise yılları. Ve iyi bir lisede okuduğunuzda daha iyi arkadaşlar, daha iyi öğretmenler, daha iyi bir eğitim alma şansı yakalıyorsunuz. Ve gerçekten üniversiteye girme oranınız da çok çok yüksek. İyi bir üniversiteye girmekten bahsediyorum. Artık üniversiteye girmek çok zor değil aslında. Her yer üniversite, her yer bölüm. Ama iyi bir üniversite sayısı hala daha nadir. İyi bölümler, iyi üniversiteler. Onlar için de iyi bir liseden mezun olmak gerçekten çok çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ki bizim sorumlu olduğumuz dersler Türkçe, matematik, din kültürü, fen bilim, din kitap, tarih ve İngilizce. Şimdi aslında öncelikle okul derslerine çok önem vermek lazım kesinlikle. Çünkü 8. sınıf müfredatından aslında sorular biliyorsunuz yoğunlukta çıkıyor. O yüzden okulla beraber götüreceğiniz için zaten okul derslerini çok çok üst düzeyde tutmanız lazım. Mutlaka okulda verilen ödevleri yapmakla beraber bir yandan test çözme vesaire gibi hani mutlaka kaynaklarınızın olması lazım. Zaten bir eğitim alacaksanız örnek veriyorum tek uzem öğrencisi olacaksınız. Sizin okul saatlerinize göre size özel programlar hazırlayacağımız için ve ödevlendirmeleri size özel yapacağımız için herkes kendi seviyesine ve sorumluluklarına özel çalışmalar yapıyor olacak.
Burada tekrar çok önemli arkadaşlar. Tekrar dediğimiz şeyi çok karıştırıyorsunuz. Doğru tekrar yapma tekniğini bilmemiz lazım. Biz yine tekrar programlarınızı da hazırlıyoruz sizin zaten. Nasıl tekrar yapacağınızı da size belirtiyoruz programınızı yaparken. Ama muhakkak sizlerin de okul sonrasında ya da işte kurs, dershane ve benzeri sonrasında gördüğünüz derslerin tekrarını yapmanız lazım. Çok çabuk unutulur. Dersler unutulmaya çok meyilli zaten ve sınav uzun periyotlu bir sınav. Yani uzun bir zaman sonra yapılacak. Dolayısıyla ne kadar çok tekrar yaparsak zihnimizde bilgilerin kalıcılığı da o kadar artacak. Lütfen buna es geçmeyin. Konu tekrar yapmak konuların unutulmasını önler ve zaman kısmında da sizi öne geçirir. Yani zaman kaybını önler. Düşünsenize bir konuya çalışıyorsunuz. Belki bir ayınızı, iki ayınızı veriyorsunuz ama tekrar etmeniz için unutuyorsunuz ve sınavda çıktığında yapamıyorsunuz. Dolayısıyla tekrar etmek aynı zamanda çalıştığınız konuları da hafızanızda tutmanızı sağlayacağı için zaman kaybını da engeller arkadaşlar. Düzenli soru çözmek kesinlikle çok önemli. Pekiştirmeyi sağlar, hızlanmayı sağlar, pratiklik sağlar. Öğrendiğim konuyu öğrenip öğrenemediğimi test ederim aslında. Öğrenemediysem yine çalışma şansım var, yine tekrar etme şansım var. Bu yüzden mutlaka bu aşamada 2-3 farklı kaynağınızın olmasını öneriyorum. Soru çözümleri kısmında düzenli ilerleyebilmeniz adına zaten çalışma programınızda muhakkak soru çözümüne yer vermelisiniz. Yine bizle devam edecek olanların zaten olmazsa olmazı soru çözümleri olacak seviyenize göre. Ama muhakkak ve muhakkak günlük soru çözüm periyotlarınızı devam ettirin, aksatmayın arkadaşlar. İnanın bana ne kadar çok konu çalışırsanız çalışın. Düzenli soru çözmediğiniz takdirde sınavda yüksek puan alma şansınız çok düşük. Hani konu şöyle bir sınav olsa, işte test usulüne dayalı değil de klasik bir sınav olsa, hani size ya da sözlü bir sınav olsa evet konu çalışın derdik. Ama bu sınavlar test usulüne dayalı olduğu için ne kadar çok soru çözerseniz o kadar pratikliğiniz artacak. Çalışma programını anlatmıştım aslında, dediğim gibi program olmazsa olmazınız olması gerekiyor. Ve size özel olması gerekiyor. Öyle gelişi güzel bir programdan çok verim almayacağınızı bilmeniz lazım. Ne kadar size özel olursa, bireyselleştirilmiş olursa, sizin ihtiyacınıza cevap verecek nitelikte olursa o kadar yararlı olur. Düşünsenize siz bir dersten işte konu çalışması yapıyorsunuz ama aslında o derste seviyeniz ileri ve soru çözmeniz lazım. Şimdi siz bunu bilmeden gidip de programınıza konu çalışması yazdığınızda zaman kaybediyorsunuz aslında. Ya da bir derste temeliniz yok. Siz gidip tekrar yapıyorsunuz ama aslında önce bir temel atma eğitimi, ön hazırlık yapmanız lazım. Sonra konu çalışmanız, sonra tekrar yapmanız lazım. Şimdi yapay zeka sisteminde biz öğrencimizin seviyesini ölçtükten sonra her konuda ne seviyedeyse hangi araçla, hangi türde çalışması gerekiyorsa onu getiriyoruz ve otomatik olarak tıkladığınızda önünüze o video geliyor. Ön hazırlıksa ön hazırlık, tekrarsa tekrar, konuysa konu anlatımı. Şimdi bunu doğru yapmanız lazım. Seviyenize göre yapmanız lazım. Çok iyi olduklarınızla ilgili sadece soru çözerek de ilerleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ama temelinizin olmadıkları, mesela matematik temeliniz yoksa daha ön hazırlık yapıp önce bir temel atıp ondan sonra konu çalışmasına geçmeniz gerekiyor. Okuma alıştırması da çok öneriyorum. Mutlaka kitap okuyun. Kitap okumak sizi çok hızlandıracak sınavda. Özellikle Türkçe sorularında böyle artık LGS'de, YKS'de son zamanlarda okuduğunu anlama üzerine böyle uzun sorular görmeye başladık. LGS de bunlardan bir tanesi. Okumanızı arttırırsanız soruları daha çabuk anlarsınız, daha çabuk çözersiniz. Sadece Türkçe için değil, matematikte bile artık böyle bir durum var. Çünkü mantık soruları yeni nesil sorular olduğu için yeni nesil sorular okuduğunu anlama üzerine arkadaşlar. Şimdi siz ne kadar çok okuma çalışması yapıp hızınızı ve anlama hızınızı beraberinde arttırırsanız, şimdi mantık sorusunu bile anlayıp yorumlama hızınız artacak ve dolayısıyla bir matematik sorusunu bile çok daha hızlı çözebileceksiniz. Tabii ki sınav hazırlığın olmazsa olmazı deneme. Deneme çözmeden yani sınava girmenizi asla önermiyorum. Çünkü deneme sınavı çözmek gerçek sınavın bir provası arkadaşlar. Zamanı yönetmenizi öğretir, stresi öğretir, eksiklerinizi size gösterir, onları tekrar kapatma şansı yakalatır size. Dolayısıyla deneme sınavı çözmek bir öğrencinin sınava hazır hale gelmesini sağlayan en önemli araçlardan bir tanesi. Süre yetiştirme problemi yaşayan öğrenci sayısı çok fazla oluyor. Çok deneme çözmediklerinden, çok
soru çözmediklerinden kaynaklanıyor. Genellikle başarısız olma sebeplerinin en çoğundan birisi de yapılan anketler, araştırmalar da bunu gösteriyor. Süre yetmiyor hocam. Çünkü okuduğunu anlayamıyor, okuma alıştırması yapmamış. Hızlı çözüme ulaşamıyor, deneme sınavını çok fazla çözmemiş. Çok fazla soru çözmediği için bir soru gördüğünde hangi yöntemle başlayacağını bilmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi çok konu çalışan değil ama seviyesine uygun deneme, soru, tekrar bunları doğru yapanlar konuyla beraber tabii ki bu sınavlara çok daha fazla başarılı oluyorlar. İnanın süre tutarak çözdüğünüz denemeler ya da deneme sonrası yaptığınız analizler, yani ben nerede yanlış yapmışım, yanlışlarım, boşlarım nelermiş, bunları bir öğreneyim, doğru cevaplarını bir göreyim, bir tekrarımı bir daha yapayım. Sonra bir sonraki denemede inanın aynı hataları yapmadığınızı göreceksiniz. Bunları doğru yapın öğrencilerim. Bu sınavda başarısız olma ihtimalleri çok da yok. Ve lütfen okul derslerinizi ihmal etmeden ilerleyin. Okulunuzla beraber götüreceğiniz bir sınava hazırlanıyorsunuz ve bir şansınız var arkadaşlar. Yani bizim üniversite hazırlık döneminde hani öğrenci hocam ben mezuna bıraktım diyebiliyor. Son aylara gelmişiz, istediği verime ulaşamamış. Ben bir seneye tekrar gireceğim diyor. Ama LGS'de böyle bir durum yok. Bir kez girme hakkınız var ve o hakkınızı çok iyi değerlendirmeniz lazım. O yüzden doğru eğitim almanız, doğru yönlendirmelerle ilerlemeniz, size en uygun programlarla gitmeniz çok çok önemli değerli arkadaşlar. Deneme çözme taktikleri var. Deneme çözme kısmında zaten hani soruyu okuma kuralı, örnek veriyorum. Önce soru kökünü okursanız, sonra soruda size verilenleri yani metni, paragrafı okursanız, ondan sonra şıkları okursanız çok daha hızlı anlarsınız mesela. Bunun gibi pratik teknikler var. Bu teknikler sizi hızlandırır. Mesela turlama tekniği. Şimdi bilmediğiniz bir soruyla boğuşmaktansa boş bırakıp sonradan dönüp bakmak çok daha sağlıklı olacak. Çünkü o an onunla boğuştuğunuz anda vakit kaybedeceksiniz ve belki 10 soruyu göremeyeceksiniz. Süreniz yetmeyecek. Yine süre yetmeme sebeplerinden en çoğu da bu. Soruyla inatlaşmak. Bu yüzden kesinlikle bu tarz handikaplara düşmeden tamamen hani odaklanarak, dikkatinizi vererek, konsantrasyonunuzu yüksek tutarak ve motivasyonunuzu yüksek tutarak deneme çözmeniz lazım ki gerçek sınava da o şekilde kendinizi alıştırabilin. Size inanın deneme çözmek çok şey öğretir. Bir kere hedefe yaklaştığınızı hissedip motive olursunuz. Geriye düşseniz bile eksiklerinizi görür, onları kapatırsınız. Bir sonraki denemede aynı hatayı yapmadığınız için yine motive olursunuz. Kesinlikle hızlanmayı öğretir, pratikliği öğretir dediğim gibi. Zaman yönetimini, stres yönetimini, kendinizi tanımanızı, doğru soru çözme alışkanlığı geliştirmenizi, yapamadığınız soruların cevaplarını öğrendiğiniz zaman net artışı, bunlar gibi çok güzel şeyler öğrettiği için inanın arkadaşlar deneme çözmenin çok fazla size kazanımı var. Bu yüzden ihmal edilmemesi gereken bir çalışma şekli diyorum. Biraz ilk zamanlarda yorucu gelebilir, sıkıcı gelebilir çünkü daha konular tam bitmedi, oturmadı. O yüzden yanlışlarınız çok gelebilir, bilmediğiniz soru çok fazla olabilir ama zamanla buna alışacaksınız. Çünkü zaman geçtikçe konularda ilerleyiş yaşadıkça, ilerleme kat ettikçe zaten netler artacak. Netler gitgide arttığı zaman siz de motive olacaksınız zaten. Bu yüzden ihmal etmeden ilerlemeniz bu süreçte çok çok önemli arkadaşlar. LGS önemli bir sınav, güzel bir sınav. Sizi geleceğe götürürken atacağınız ilk adımı gösteren bir sınav. Geleceğinizin kapılarını ilk açtığınız sınav. O yüzden çok doğru değerlendirmeniz lazım ve tam zamanı aslında çalışmalarda sıkıca yoğunlaşmanın. O sebeple hepinizden isteğimiz aslında bu süreci ihmal etmeden doğru bir şekilde götürmek. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bu süreçte sorularınız varsa sorularınızı yanıtlamak isterim. Dediğim gibi sohbet panelinden sorularınızı sorabileceksiniz. Bursluluk sınavına katılmanızı çok öneririm. Hem CV'nizi görmüş olacaksınız. Eğitim koçuyla görüşüp CV'nizi yorumlayabileceksiniz. O yüzden bursluluk sınavımız için tekrar ben buradan link paylaşacağım arkadaşlar. Ayrıca eğitim koçumuzla da bir seans ücretsiz görüşme hakkınız var. Yukarıdaki linke tıklayıp onlarla da ücretsiz bir seans görüşme yapabilirsiniz. Sınavla ilgili çok daha detaylı bilgiler de öğrenebilirsiniz kendilerinden ve eğitim programından, yapay zeka eğitimlerimizden, yapay zeka destekli eğitimimizden de yararlanabilirsiniz. Bursluluk 8. sınıf yani LGS'ye hitap ediyor Zeynep. 8'e geçtiyseniz mesela, hani LGS'de bir seviyenizi görmüş olacaksınız. En azından şöyle düşünün, daha görmediğiniz şeyler olabilir ama 8. sınıf olduğu için yani şu an daha başlamadan önce neler biliyorsunuz? Bildiğiniz konular var mı mesela? LGS'nin bir ön provasını görmüş olursunuz. Bir seviye ölçümü yapmış olursunuz.
Bursluluk için şöyle yapalım. Siz eğitim koçlarıyla görüşmek için bu linke tıklayın. Eğitim koçlarımız sizi direkt bursluluk sınavına nasıl gireceğinizi daha detaylı anlatır. Onlarla görüşüp o şekilde bursluluk sınavına girebilirsiniz bence. Evet, o zaman hepinize başarılar diliyorum. Başka soru sanıyorum yok. Varsa da yine sorabilirsiniz. Zaten eğitim koçlarımızla görüşürken onlara da aklınıza gelen sorular olursa sorabileceksiniz. İşte günde kaç saat çalışmanız gerekiyor? Tekesle hazırlandığınızda size Tekes'in önerdiği çalışma nasıl olacak? Seviyenize göre nasıl bir çalışma yapmanız lazım? Şimdi kaygı şöyle Zeynep, kaygıyı yenme düşüncesini yenerek önce başlaman lazım. Çünkü kaygıyı yenemezsin ve yenmemelisin de. Kaygı seni hedefine daha hızlı götürür. Sadece bunu yönetebilirsin ve orta düzeye indirgeyebilirsin eğer çok yüksekse. Sene başında aşırı bir kaygı varsa öncelikle şunu düşünmen lazım. Bir hedef belirleyeceksin. Hedef belirledikten sonra doğru bir çalışma programı yapacaksın. Doğru çalışma programı yaptıktan sonra da bunu çalışmaya başladıkça zaten kaygın gitgide azalacak. Ama şu anda hiçbir şey yapmazken kaygılanıyorsan hiçbir şey yapmadıkça da o artmaya devam edecek. Bir şeyler yapacaksın ki hedefin için. Zaten ben elimden geleni yapıyorum. O zaman kaygılanmama gerek yok. Sinyali verecek zihnin. O da o sinyalle, o mesajla zaten kaygın orta düzeye inecek. Ama hiç kaygısızlık da hiç iyi bir şey değil. Çalışma programını biraz önce anlattım. Size özel olması lazım. Okul saatlerinize uyumlu olması lazım. Seviyenize özel olması lazım. Örneğin matematik temelin yoksa matematikten önce bir ön hazırlık yapman, tarihte orta düzeysen tekrar yaparak başlaman gibi. Bunun için Tekes sisteminde, biz yapay zeka sisteminde kişiye özel bireysel programlar hazırlıyoruz. Sizin seviyenizi ölçüyoruz. Eğitim analizine girip öğrenme yapınıza bakıyoruz. Sorumluluklarınıza bakıyoruz. Ve tamamen size uygun okul saatlerinizle entegre program hazırlıyoruz. Sen de kendini hazırlayacaksan muhakkak seviye belirleme sınavına gir. Önce bir seviyeni gör. Seviyene göre hangi derste ortasın, hangi derste ilerisin, hangisinde temel seviyedesin. Bunları gördükten sonra programını yaparken de temel seviyede olduklarının önce bir temel atma çalışması yaz mesela. Orta seviyede olduklarını tekrar çalışması yaz. İşte başlangıç seviyesinde olduğun derslere konu anlatımı yaz mesela ve bu şekilde okulla entegre bir şekilde götür. Ama ben destek almandan yanayım. Çünkü okulla beraber götürürken ve hani sizin yaşınızdaki bir öğrencinin bu böyle algoritmi bir program hazırlaması gerçekten çok zor. Bunu ancak yapay zeka sistemi hazırlayabilir. O değişir Esra. Kişiye göre değişir. Şimdi senin seviyenle ya da sorumluluklarınla işte Zeynep'inki aynı. Sen belki günde 150 ile başlayacaksın. Zeynep belki 250 ile başlayacak. Ahmet belki 50 ile başlayacak. Hani böyle rakamlara takılma. Tamamen verim alabileceğin bir programla ilerleme kısmına takıl tamamen. Çünkü belki senin konu eksin daha fazla. Günlük çözeceğin soru sayısı az olacak ama konu çalışma oranın daha yüksek olacak. Ama zamanla 1-2 ay sonra bunu arttıracaksın. Bu kişiye göre değişiyor. Ben hiçbir zaman sabit programlardan yana değilim. Tekel sistemi de zaten buna aykırı. Yapay zeka da diyor ki herkes bireyseldir, biriciktir, tektir ve ona özel programla ilerlemelidir. Şimdi sen eğer işte şu an bunu neden sorduğunu biliyorum. Çok fazla gündemde bu tarz videolar var, bu tarz söylemler var. İşte LGS öğrencileri günde 500 soru çözsün. Bugün böyle şeylere çok fazla itibar etmeyin arkadaşlar. Ortalama kaç saat çalışmanız lazım? Şimdi 500 puan yapmak istiyorsun, temelin iyi. Ama Zeynep sana şunu sormak istiyorum. Hangi derslerde temelin iyi? Hangilerinde temelin orta? Hangilerinde başlangıç? Hangilerinde üst? Şimdi iyi de çok genel bir şey. Bak 5 tip seviyemiz var bizim. Temel, başlangıç, orta, ileri, üst. Hepsinde ileri misin? Hepsinde orta mısın? Hepsinde üst müsün? Bunu düşünmen lazım. Bir de şimdi okul hayatın olacak. Okula kaç saat ayırıyorsun? Bir de o lazım. Şimdi ben şunu diyorum. Genelde okulu olan bir öğrencinin tam puan yapmak istiyorsa okulla beraber hani ben eski öğrencilerimden varsayıyorum. Günde 6 saat, 5,5-6 saat, 6-7 saat çalışan öğrencilerimden birinciler çıktı. Tam puan alanlar çıktı. Ama bir öğrencim vardı mesela. O günde 8 saat çalışıyordu. Okuldan sonra daha geç saatlere kadar çalıştı. Çünkü daha fazla eksiği vardı. Hani o da bu 500 tam puan aldı ama 8 saat çalışarak aldı. Hani bu kişiden kişiye yine değişiyor. Şimdi temelin iyi ama belki matematikte belirli konularda biraz eksiğin fazla. O zaman bazı günlerde belki 6, bazı günlerde 5, bazı günlerde 4, hafta sonları belki 7. Böyle bir periyotta çalışman daha sağlıklı. Bu yüzden seviye belirleme sınavına girmenizi istiyorum ya zaten. Hani nerede eksiğiniz daha fazla onu görebilmeniz adına ve Tekes yapay zeka sisteminin size özel program hazırlaması adına.
Linkimiz de burada. Zaten detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız linke tıklayabilirler. Yine sorusu olanlar sorabilir. O halde kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Zaten seviyelerimiz sınavına girerseniz detaylı görüşmeler yapacağız sizlerle. Seviyenizi yorumlayacağız. Eğitim koçlarımızla da görüşmeler yapacaksınız. O yüzden hani dediğim gibi sınavla alakalı eğitim koçlarımızla görüşme linkine tıklayın ki bursluluk sınavıyla alakalı da hem bilgi alın hem nasıl gireceğinizi de size göstersinler. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizin için bir video hazırladık. Videoyu izleteceğim. O sırada da vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle.